Çağrı. 1977 yılı yapımı bu film, İslam tarihiyle ilgili en popüler sinema filmi olma özelliğini korumakta, birçok önemli İslami kuruluş filmin tarihi gerçeklere uygun olduğunu lanse etmektedir. Bu inceleme, Çağrı'yı bir sinema filmi olarak değil, tarihsel gerçeklere uygunluğu yönünden sorgulamaktadır. İslam tarihçileri, Kahire'deki El-Azhar Üniversitesi, Lübnan'da toplanan Yüksek İslam Kongresi, bu filmin gerçeklere uygun olduğunu onaylamıştır. Zamanlar tek Allah fikrine inanan Hazreti İbrahim'le müminlerinin hac ve ibadet yeri olan mukaddes Kabe, şimdi taştan tahtadan yapılmış putların ve bunlara tapan putperestlerin yuvası olmuştu. Kabe'nin Hazreti İbrahim tarafından inşa edildiği bilgisine Kur'an'dan başka hiçbir tarihsel belge veya kaynakta rastlamamaktayız. Aslında Yahudilerin ve Hristiyanların Abraham, Müslümanların da İbrahim olarak andığı bu şahsiyetin gerçekte yaşayıp yaşamadığı da net olarak belli değil. Bu yıl sayıları kaça yükseldi? Belli değil ama hepsi son altından yapılmış. İbadetle kazancı bir araya getirince keyfine diyecek yok değil mi? Sağdaki kişi müşriklerin liderlerinden Ebu Süfyan'dır. Ve putları kastederek ibadet ve kazancı bir araya getirince keyfine diyecek yok diyor. Sözünü ettiği din ve ticaret anlayışı 1400 yıl sonrasının Mekke'si için değişmiş midir? İzleyelim. Sayıları 1 milyonu geçen yerli halkı için yaşam tıpkı şehrin kendisi gibi Kabe'nin ve haç hazırlıklarının çevresinde şekilleniyor. Bazen haç hazırlıklarına asla ara vermediğimizi söylediğimde bana inanmakta güçlük çekiyorlar. Her saatimiz hacca hazırlanmakla geçiyor. Hac sırasında, haccın öncesinde ve sonrasında sürekli çalışıyoruz. Hacı adayları konuklarımız olduğu kadar müşterilerimiz de. Bu yüzden onlara özel muamele gösteriyoruz. Aynı stadyumda düzenlenen bir spor etkinliğine 2 milyon seyircinin geldiğini düşünün. Hatta bu seyircilerin sahaya inip oyuna katıldıklarını hayalinizde canlandırın. Mekke Panayırı, İslam öncesinde şiir yarışmalarının da yapıldığı önemli bir sosyal etkinlikti. İslam'ın yerleşmesinden sonra Arabistan'da hiçbir panayıra izin verilmemiştir. Bu sahnede panayırdaki şiir öğesi biraz alaycı bir dille de olsa yer bulmuştur. Ekmek ve su verilir şaire hakimin evinde. Ama nesir ve şiir her gece öldürülür acımasızca. Ekmek dedimse yeminle söyleyeyim size kıldan incedir o evde. Açılın, yol açın şiir aşıkları. Ebu Süfyan geliyor. Çok zengindir kendisi. Sanatçıyı korur. Ebu Süfyan şairi davet etti mi evine, kucak dolusu sevgi ikram eder. Taze ekmek, çeşit çeşit şarap. O evde bütün düşler şarkılarla başlar ve Ebu Süfyan şairi ağırlar. Mekke Panayırı'ndaki şiir yarışmasında birinci olan şiir Kabe'ye asılırdı. Kuşkusuz bu etkinlik bu sahnede anlatılandan çok daha ciddiye alınırdı. Kur'an'ın dilinin de şiirsel olduğunu anımsarsak, şiirin İslam öncesi dönemde de ne derece yaygın olduğunu ve kabul gördüğünü anlayabiliriz. Güzel.
Tanrıların da ihtiyaçları var. Bakımları var. Gerçekte Mekke müşrikleri putun kendisine değil, o putun simgelediği Tanrı'ya tapardı. Tıpkı Müslümanların aslında Kabe'ye değil de onun simgelediği Allah'a tapmaları gibi. Putların bakımını günümüzde Kabe'nin bakımına benzetebiliriz. Nasıl ki Kabe gül suyuyla yıkanıyor, örtüsü yenileniyorsa, müşriklerin de putlarına yaptıkları bakımlar aynı işlevdedir, yadırganmamalıdır. Neden Muhammed buraya gelmek istiyor? Neden engel olmuyorsun? Senin yeğenin. Belki değişir. Değişmek mi? 40 yaşında. Doğaya aykırı olur. Düşünsene bir kere. Karısı zengin. Dilediği gibi Mekke'de yaşayabilir. Oysa o dona titriye bir mağaraya kapanıyor. Hazreti Muhammed'in eşi Hatice zengindi ve Muhammed sosyal ve dinsel konularla ilgilenmeyip rahatına bakabilirdi. Onun daha 20'li yaşlarının başında Hilful Fidul adlı bir nevi insan hakları örgütüne üye olduğunu ve çalıştığını İslami kaynaklardan biliyoruz. Muhammed peygamberliğini ilan etmeden önce de toplumsal sorunlara duyarlıydı. Yaşamdaki tek amacı para kazanmak değildi. Tarihteki nice politik önder gibi. El unsa, sağlığımızı korur. Menat, refah tanrısı. Ellat, ailemizin, kabilemizin tanrısı. Ve Hubal, kervanlarımıza yön veren, kaderimizi çizen tanrı. Kimi din bilimciler, semavi dinleri tek tanrılı dinler değil, tek tanrılılığa geçiş dönemi sınıfına sokar. Bunun nedeni az evvel de duyduğumuz gibi tanrılardan bazılarının semavi dinlerde melek adıyla yaşatılmasıdır. Örneğin Mikail kıtlık ve bolluktan sorumludur. Cebrail elçilik yapar. İsrafil suru üfler. Kötülük tanrıları da şeytan adıyla devam ettirilmiştir. Bunlar gerçek bir tek tanrılı dinde olmaması gereken öğelerdir. Çünkü Tanrı'nın bunların hiçbirine ihtiyacı yoktur. En önemlisi Tanrı'nın ihtiyacı da olmaz. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'daki melekler, dinlerin çok tanrılıktan tek tanrılığa geçişteki ara evrimsel basamağı gösterir. Tanrılar bizi terk edecek, onlara gelen hediyeler başka şehirlere gidecek. Mekke müşriklerinin bu kaygıları yersiz çıkmış ve daha önceden çok tanrılı dinler için Kabe'yi ziyarete gelenler, sonraları tek tanrı için gelmeye devam etmişlerdir. Belki de müşriklerin bunu sezmeleri, ileride İslam'a kolayca geçiş yapmalarında da önemli bir etken olmuştur. Aynen şöyle dedi. Güneşi sağıma koysalar, ayı soluma, gene de yolumdan dönmeyeceğim. Hazreti Muhammed'in hedefi para değildi. Bu nedenle teklifi reddetti. Para zaten eşinde, dolayısıyla da kendisinde vardı. 20'li yaşlarından beri Hilful Fidul adlı örgüte üyeydi. O, içinde bulunduğu toplumu değiştirmeye çalışıyordu. Hangi etkenlerden dolayı bu yönde kararlılık gösterdiğini tespit edebilmemiz zor. Ancak gençliğindeki Şam seyahatlerinde o bölgelerde hakim tek tanrılı dinlerden ve o yörelerin Mekke'ye oranla gelişmişliklerinden etkilenmesi bir etken olarak düşünülebilir. Muhammed'le miydin gelin? Ne olacak şimdi? Affet onu. Ben yaptım. Benim suçum. Bu tanrı hayatımız boyunca yardım etmişti. Ama düştü, kırıldı. Kendine bile yardımı dokunmadı. Çağrı filminde putperestlik, yani pagan inancı tamamen yanlış aksettirilmiştir. Bu sahnede putun kırılmasıyla beliren endişe, onun tanrı olarak düşünülmesinden değil, kutsal olarak kabul edilmesindendir. Nasıl ki bir doğal afette Kabe'nin yıkılması bir Müslüman'da endişe ve üzüntü yaratırsa, burada da bir pagan putun kırılmasıyla endişe ve üzüntü duymakta. Daha bu gece şöyle söyledi. Yeni doğmuş kızların gömülmesini engelleyin.
Şüphesiz hilful fidul tecrübesi olan bir kimse için beklenebilecek bir söz. Burada ayrıca belirtelim ki Mekke'de ve Kureyş kabilesinde İslam öncesinde kız çocuklarını gömme adeti yoktu. Bu adet Arabistan'da sadece Esed oğulları ve Temim oğulları kabilelerinde görülürdü. Kuşkusuz Muhammed'in hakim kılmaya çalıştığı anlayış bir gelişme sayılmalıdır. Ancak kız çocuklarını gömme adetinin İslam öncesine yaygın olduğu bilgisinin yanlış olduğunu da vurgulamamız gerekir. Efendim ne dedin? Anlatabilir mi? Öyleyse sen de anlatabilirsin. Hadi anlat bakalım. Öğrenelim Muhammed neler diyormuş. Allah'ın emri olar. Hazreti Muhammed'in değil. Hangi Allah? Burada tarihsel gerçeklerin açık şekilde çarpıtılmasıyla karşı karşıyayız. Müşrikler de Allah'a inanırdı. Onlara göre Allah tüm tanrıların tanrısı statüsündeydi. İslam'dakinden farklı olarak Allah'tan başka tanrıların da olduklarına inanırlardı. Bu nedenle az evvel gördüğümüz sahnedeki müşriğin hangi Allah diyerek adeta Allah'ı bilmiyor, tanımıyor gibi gösterilmesi tarihi bilgilerimizle uyuşmamaktadır. Tekrar izleyelim. Hangi Allah? Muhammed size bir esirin efendisiyle eşit olduğunu söylüyor. Parayla satın aldığım zenci Bilal benimle eşit mi yani? Evet. Hazreti Muhammed der ki, bütün insanlar Allah'ın indinde birdir. Dikkat edilirse insanların eşitliğinin Allah indinde, yani Allah katında olduğu söyleniyor. Dünya hayatında değil. Nitekim İslam'daki köle hukuku buna göre biçimlenmiştir. Örneğin şeriata göre bir köle efendisini öldürürse idam edilir, ancak efendi köleyi öldürürse idam yerine başka cezalar alır. İslam toplumlarında kölelik sistemi Batı'nın da baskısıyla Osmanlı'da 1848, Suudi Arabistan'da da 1950 yılında kaldırılabilmiştir. Hazreti Muhammed der ki, bütün insanlar Allah'ın indinde birdir. Allah indindeki eşitlik anlayışının sorgulamasını sonraki çalışmalarımıza bırakıp, şimdilik sadece bu dünyaya yönelik anlayışı ele alalım. Genellikle savaş esirleriyle onların eşleri ve çocukları köle yapılır, alınıp satılırdı. Kadın kölelere cariye denirdi. Bir erkek İslam hukukuna göre 4 nikahlı eşe ve sınırsız sayıda cariyeye de sahip olabilirdi. Bu cariyelerin çocuk doğurmasına izin vardı ama cariyeler hür nikahlı eşler gibi mirastan yararlanamazdı. Nahl Suresi 75. Ayet. Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen başkasının malı olmuş bir köleyle kendisine güzel bir rızık verilen ve o rızıktan gizli ve açık olarak harcayan hür bir insanı misal verdi. Hiç bunlar eşit olur mu? Bütün hamd Allah'a mahsustur. Doğrusu insanların çoğu bilmezler. Kur'an-ı Kerim. İslam hukukunda köle ile hür insan eşit değildi. İslam'da insanlar arası eşitsizlik problemi sadece kölelik kurumuyla sınırlı değildi. Bu, günümüzdeki hac ibadetlerinde bile gözlenebilen bir olgudur. Yaşama şartları çadırdan çadıra değişiyor. Her şeyin dahil olduğu paket programlara $2,500 ya da daha fazla ödeyenler var. Burası VIP'ler için ayrılan özel açık büfe. Hac sırasında Allah'ın huzurunda eşit olmaya özen gösteriliyor. Ama hacı adaylarının bedelini ödedikleri sürece faydalanabilecekleri konfora herhangi bir kısıtlama getirilmemiş. Onların gereksinim duydukları hizmetleri karşılıyoruz. Örneğin daha lüks otobüslerde yolculuk ediyorlar. Bu otobüsleri onlar istedi. Çadırlarını daha az kişiyle paylaşmak isteyenler de onlar. Bu yüzden onlara VIP hizmeti veriyoruz. Müslüman azınlık Kabe'ye ibadete giderken müşriklerin saldırısına uğruyor. Bu olayı değerlendirmek ve bu davranışın doğruluğunu sorgulamak için figürlerin yerlerini değiştirelim. Günümüzde Kabe'yi kutsal sayan ama İslam olmayan bir din, bir inanç ortaya çıksa ve Kabe'nin Müslümanların alanı olduğunu umursamaksızın orada ibadet etmeye çalışsa, Müslümanlar onlara nasıl davranır? Burada verilecek yanıt sanırız ki aynısı, hatta daha kötüsü olacaktır.
Bu sahneden şöyle bir sonuç çıkarmak daha doğrudur. İnsanlık tarihi boyunca azınlıklar genelde baskı ve zulüm görmüşlerdir. Mekke müşrikleri döneminde Müslümanlar, Roma döneminde Hristiyanlar, Orta Çağ Avrupa'sında Protestanlar, Fatih Sultan Mehmet döneminde de Hurufiler. O halde bu gibi sahneler bizi evrensel insan hakları paralelinde azınlık haklarına inanç ve ifade özgürlüğü savunusuna götürüyorsa anlamlıdır. Çok cesursun. Çölün en cesur adamıdır. Silahsız insanlar karşısında. Senin Muhammed'in yalancının biri. Yalancı mı? Konuşturmadınız ki. Hangisi gerçek, hangisi yalan? Konuşmadan bilinemez ki. Muhammed bir sahtekar. Kalk ayağa. Cesaretin varsa vur. İslamiyet'in gidişatı Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşuyla değişmiştir. Ona bir de Hazreti Ömer'i eklemek gerekir. Her ikisi de son derece güçlü ve cesur kişiliklerdir. Onların sayesinde Müslümanların üzerindeki baskı bir miktarda olsa zayıflamıştır. Hazreti Hamza'nın en büyük zaafı şaraba olan düşkünlüğüdür. Bu durum filmde de yer bulmuştur. Kim derdi ki Hamza, o şarap içen, tek başına aslan avına çıkan Hamza. İslamiyet'teki şarap yasağı Hazreti Hamza'nın ölümünden kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştır. Bu zamanlamanın tesadüfi olduğunu mu düşünmeliyiz, yoksa Hazreti Hamza gibi önemli bir kişiyi kaybetmemek için bir önlem olduğunu mu? Kim derdi ki Hamza, o şarap içen... Tanrın kim senin? Cevap ver. Söyle. Tanrım Hubal de. Söyle. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Sümeyye 12 yıllık 1. Mekke döneminde inancı sebebiyle öldürülen tek Müslümandı. Bu olay filmde işlenmiştir, ancak düşünceleri nedeniyle öldürülen bir kişi daha vardır ki filmde bahsi geçmemektedir. Ebu Afek. Ebu Afek bir Yahudiydi. Ebu Afek cinayeti İslami kaynaklarda şöyle geçer. Ebu Afek, Amr bin Af oğullarından olup 120 yaşındaydı ve Yahudiydi. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'ye geldiği zaman şiirler söyler, halkı Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı düşmanlığa tahrik ve teşvik eder, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı incitir dururdu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Benim için şu pis adamın hakkından kim gelir?" buyurdu. Bunun üzerine Amr bin Af oğullarının kardeşi Salim bin Umeyr, "Andım olsun ki ben ya Ebu Afek'i öldüreceğim ya da onun yanında öleceğim," diyerek adakta bulundu ve Şevval ayında fırsat kollamaya başladı. Salim bin Umeyr, Ebu Afek'in bir yaz gecesinde Amr bin Af oğulları mahallesindeki evinin önünde uyuduğu sırada yavaşça yanına vardı, göğsünün üzerine kılıcını koyup üstüne bastırdı. Kılıç ciğerini kesti, döşeye işledi. Değil bir, 10 isteğini kabul ederdik. Ama o tanrılarınızı inkar edin diyor. Bunu nasıl yaparız? Dinlemekten bile korktunuz. Müzik.
Burada sözü edilmeyen önemli bir ayrıntı var ki gerçekte hep saklanmak istenmiştir. Ebu Talip bir Müslüman olarak değil, müşrik olarak ölmüştü. Muhammed'i hep korumuş ancak hiçbir zaman onun dinine inanmamıştı. Hazreti Muhammed gece Mekke'den kaçmış, yatağında Hazreti Ali'yi bırakmıştır. Kaçışın gece olduğuna dikkat edelim. Hazreti Ömer hariç tüm Müslümanlar Mekke'den gece kaçmıştır. Hazreti Ömer kuvvetli ve cesur bir insan olduğundan Mekke'den gündüz ayrılabilecek gücü bulmuştur. İnsanlar ondan korkardı. Hatta Hazreti Ömer Müslüman olmadan evvel Hazreti Muhammed'in ibadetlerini ondan gizli yaptığı bilinir. Fazla uzağa gidemezler. İzlerini takip edeceğiz. Çöle kaçmış olmalılar. Muhammed'i yakalayana ya da başını getirene mükafat verilecek. Bu sözlerin uydurulmuş olma ihtimali yüksektir. Ebu Talip ve Hazreti Hatice öleli 3 yıl kadar olmuştu. Bu zaman içinde müşriklerin Hazreti Muhammed'i öldürme isteği ve planı olsa bile Muhammed kaçtıktan sonra bunu gerçekleştirmeye çalışmaları pek mantıklı görünmemektedir. Yeter artık. Bu defa ufak tefek şeylerle yetinmeyeceğiz. Mekke'de bıraktıkları değerli ne varsa alacağız, el koyacağız. Evlerini satacağız. Halılarını, gümüşlerini, ziynetlerini de Şam kervanına katacağız. İslam'ın ilk dönemlerinde çoğunlukla fakirler bu dine girmişti. Maddi durumu iyi olanlar Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman ve Hazreti Muhammed idi. Hal böyleyken hicret edenler geride önemli bir mal varlığı bırakmamış olmalı. Kılıçtan, kandan nefret edersin. Ama savaşmaya mecburuz. Her şeyimize el koydular. Şimdi de malımızı burnumuzun dibinden geçirip Şam'a götürecekler. Allah aşkına saldırıp geri alalım mallarımızı. Hazreti Muhammed'in savaş isteğine karşı koyması artık imkansız gibidir. Çünkü Medine'ye göç etmiş muhacirler fakirdi. Cennet vaatleri onları tatmin etmemekteydi. Mekke'de yaşanan yağma cihada başlamak için çok iyi bir fırsat yaratmıştır. Ganimetlerin %20'si devlet kasasına girecek, %80'i de mücahitlere dağıtılacaktır. Geride bıraktığınız her şey mahvolmuş, yağma edilmiş. Ebubekir'in dükkanları, peygamberin evi satılmış. Her çanak çömlek, her bez parçası, sizin olan en ufak bir paçavra bile pazara düşmüş. Hiçbir şeyiniz yok artık. Mallarınızı kurtarmak için savaşmayacak mısınız? Cihat savaşları artık başlamak üzeredir. Cihat ayetinden kısa bir süre önce oluşan bu havaya dikkat edelim. Sözü edilen muhacirler Hazreti Muhammed üzerine baskı oluşturuyorlar. Cihat ayeti de hemen ertesinde duyurulacak. Hazreti Muhammed'e Allah'tan yeni bir buyruk geldi. Savaşın. Size karşı savaşanlarla siz Allah yolunda savaşın. Gördüğümüz gibi kamu baskısıyla cihat emri geldi. Size karşı savaşanlarla siz de savaşın diye açıklama yapılıyor. Ancak ilginçtir. O anda Mekke müşriklerinin Müslümanlara karşı başlattığı bir savaş yok. Hatta bu açıklamadan bir yıl kadar evvel Abdullah bin Cahş komutasındaki 8 kişilik bir Müslüman birliği hacca giden silahsız bir müşrik grubuna saldırarak bir kişiyi öldürür ve iki kişiyi de esir eder. Bu olaya Batni Nahle denmiştir. Cihada gerekçe yapılan olayın başka bir boyutunu düşünelim. Mekke müşrikleri bir suç işlemiş ve yağmacılık yapmışsa İlahi adaleti temsil edenler de aynı yönteme mi başvurmalıdır? Dünyaya huzur ve barış böyle mi gelecektir?
Hedefimiz Bedir kuyuları. Tabii ki burada asıl hedef Bedir kuyuları değil, oradan geçeceği tahmin edilen Şam ticaret kervanıdır. Hazreti Muhammed görmüş seni. Esirleri bağlamayacaksın, sürüklemeyeceksin. Onlar bizi bağlamıştı. Kes iplerini. Filmde savaşın hemen sonrası tek yönüyle ele alınmıştır. Esirler arasındaki Ukbe bin Ebi Muayt'ın hemen orada idam edildiği İslam tarihi kitaplarında yazılıdır. İdamın sebebi de Mekke'de Muhammed'e kötü davranması olarak gösterilir. Dinleyin beni. 10 Müslümana okuma yazma öğreten her esir serbest bırakılacaktır. Tüm filmin belki de gerçekleri en çok saptıran sahnesi budur. Esirlerden özgürlükleri karşılığında fidye istenmiştir. Ödeyenler serbest bırakılmıştır. Okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakma seçeneği sadece fidye ödeyemeyecek durumda olan esirler için geçerlidir. 10 Müslümana okuma yazma öğretenin serbest bırakılacağı ilanı aktarılırken seyirci aldatılmaya çalışılıyor. Doğru ifade İslami kaynaklara göre şöyledir. Esirlerin okur yazar olanlarından her birinin Ensar'ın erkek çocuklarından 10 tanesine yazı yazmayı iyice öğretmesi şart kılınmıştır. Görülüyor ki 10 Müslüman değil 10 erkek çocuk demek doğru olacaktır. İslam toplumlarında kız çocuklarının okula gönderilmemelerinin kökenindeki anlayışın saklanmak istenmesinden olsa gerek bu ifade tercih edilmiştir. Artık savaşabiliriz. Geri döndün. Sokağı kapatacağız. Savunmayı evimizden yapacağız. Faydası yok. Binlerce insan gittikçe çoğalıyorlar. Korkaksın sen. Hadi evine git. Korkak. Sözde Mekke'nin önderi olacaksın. Şu haline bak. Perişansın. Çiğneyip çiğneyip tükürmüşler seni. Babamla kardeşim niye öldü? Kocam savaştan kaçsın diye mi? Sen git eve, git. Yapılacak bir şey yok. Mekke işgal edildi sayılır. Kabul ediyorum. Baskı altında değilim. Binlerce insan gittikçe çoğalıyorlar. Rahim ve şefaati Allah adına. Allah bu evi Hazreti İbrahim'e mukaddes bir yer olsun diye verdi. Başka hiçbir ilaha tapmayın. Allah'ın evini temiz tutun. Tesarruf bitti! Kırın hepsini! Heykeller bir inanca göre put, diğer inanca göre ise mukaddes değerlerdir. Kendininki dışındaki kutsallara saygısızlık, inanç özgürlüğüyle bağdaşmaz.
Çağrı filmi gerçeklere uygunmuş gibi tanıtılsa da İslam tarihine objektif olarak ele almamış, tarihi İslam inancı bakış açısıyla aksettirmeye çalışmıştır. Özellikle İslam öncesi dönemin yanlış tasviri, cihat savaşlarına yer verilmemesi, kadının toplumsal pozisyonunun gözlerden uzak tutulmaya çalışılması ve kölelik sisteminin İslam'da da devam ettiğinin saklanması başta olmak üzere pek çok eksik ve yanlış bu filmin tarihi, bilimsel ve en önemlisi ahlaki yönden sınıfta kalmasına neden olmuştur. Günümüz dünyasında İslam tarihini bilimsel olarak ele alan sinema filmlerinin yapılabilmesi çok zor görünmektedir. Batı'da Hristiyanlık tarihini Da Vinci şifresi gibi filmlerle eleştirip sorgulayabilmek artık mümkündür. Bu durum Hristiyanlığın İslam'dan daha hoşgörülü olmasıyla değil, aydınlanmanın ve laikliğin orada daha erken başlamasıyla ilgilidir. Dinlerin eleştirisi bugün Batı'da düşünce özgürlüğünün bir parçası olarak yorumlanmaktadır. İslam tarihine eleştirel yaklaşan yapıtlarsa şiddet içeren saldırılarla karşılık görmektedir. Türkiye'de Turan Dursun öldürülmüş, Batı'da Salman Rushdie ancak gizlenerek hayatta kalmayı başarabilmiştir. Hollandalı yönetmen Theo van Gogh'un Fas asıllı bir kişi tarafından öldürülmesi halen hafızalardadır. Sorunun çözümü için filmde Hazreti Hamza'ya söyletilen şu sözlerin günümüz dünyası için de yol gösterici olduğunu belirtmek istiyoruz. Konuşturmadınız ki. Hangisi gerçek, hangisi yalan? Konuşmadan bilinemez. Konuşturmadınız ki. Hangisi gerçek, hangisi yalan? Konuşmadan bilinemez.